Evet, merhabalar. Devran Ortaokulu Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Bugün pazartesi günkü çalışma programımızın Türkçe ödevini, çözümünü beraber yapacağız. Test 25, cümle çeşitleri 2 testi. Aşağıdakilerden hangisi tek yüklemli cümledir? İlk sorumuz bu. Tek yüklemli cümlenin diğer adı, bunu hatırlayalım, basit cümleydi. Yani yapısı bakımından basit bir cümle arıyorum. Nasıl olacak bu? Cümlede bir tane yüklem olacak. Yüklemin dışında fiil, fiilimsi vesaire olmayacak. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olamaz örneğin. Çünkü A'da bir tane fiilimsi görüyoruz ve zaten birden fazla cümle var. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olabilir mi bakalım. Yetişir yüklem. Yüklem dışında geri kalan kısımlarda fiil veya fiilimsi göremiyoruz bakın. O zaman bu sorunun doğru cevabı B'dir. Bir tane yüklem var B'de. Yüklem dışında fiil veya fiilimsi yok. O yüzden bu cümle tek yüklemli, yani basit yapılı bir cümledir. İkinci soru, fiilimsi bulunan cümle değildir diyor. Fiilimsi bulunan cümlenin diğer adı, hatırlayınız, birleşik yapılı cümleydi. Birleşik yapılı olması için bir tane yüklem, yüklem dışında fiil veya fiilimsi olmayacak. Bir numara birleşik yapılı olamaz çünkü şurada bir yüklem var. Düzeltiyorum. Yeryüzünde ayak basmamış ya da az bilinen pek çok yer var. Var yüklem. Yüklem dışında burada bir tane fiilimsi var. Bu kelime yüklem olmamış. Şu an fiilimsi durumunda sıfat fiil. O zaman bu cümle birleşik yapılı bir cümle. Bir yüklem ve yüklem dışında fiilimsi olduğu için. İki numaralı cümleye bakıyorum. Antarktika buralardaki buzullar ve buzul gölleri de böyle yerlerdendir. Böyle yerlerdendir yüklem. Yüklem dışında fiil veya fiilimsi yok. O yüzden iki numara basit yapılı bir cümledir. Üçüncü cümle, Antarktika'da penguenlerden başka birçok mikroskobik canlı bulunur. Bulunur bu cümlenin yüklemi. Yüklem dışında fiil veya fiilimsi yine göremiyoruz. O halde bu da basit yapılı, yani tek yüklemli bir cümle. Dördüncü cümleye bakalım. Bunların neler olduğu ve o koşullara nasıl uyum sağladığı henüz araştırılmamıştır. Araştırılmamıştır bakınız bu cümlenin yüklemi. Yüklem dışında şurada fiilimsi var, sağladığı ve olduğu var bakınız burada. Yüklem dışında fiilimsi olduğu için bu cümlede yapısı bakımından birleşiktir. Yani bir numara ve dört numara birleşik yapılı cümleler oldu. Bir ve dörtte B seçeneğinde doğru cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru, hangisinde bir şart söz konusudur? Bu şart birleşik cümle isteniyor sanırım bizden. Biraz da anlamla ilgili bir soru. Şart anlamı hangi cümlede varsa bu cümle doğru cevabımız olacak. A seçeneğine bakıyorum. Garip adam günlerce uğraşmış, tarlasını zorlukla sürmüştü. Burada bir şart anlamı görmüyoruz. Villanın sahibi ve karısı sabah erkenden bir olara gitmişler. Burada da görmüyoruz. Bal arısı vız vız uçarken bir evin duvarına çarpıp yere düşmüş. Burada da şart anlamı göremiyoruz. Bir gün kral olursam iyi insanların önerilerine kulak vereceğim. Olursam bakın burada direkt şart tipiyle çekimlenmiş bir fiil var zaten. Şart birleşik cümledir bu. Ve insanların önerilerine kulak vermesinin şartı kral olması. Şart anlamı burada var. Doğru cevap D seçeneği oldu. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından bu cümleyle özdeştir? Özdeş aynı olması lazım. Önce bize verilen cümlenin yapısını inceleyelim. Afrodisyas Müzesi gerek tasarımı gerek koleksiyonu ile insan Anadolu'nun en zengin ve en farklı müzelerinden biridir. Şimdi müzelerinden biridir burada yüklem. Yüklem dışında bir tane yüklem var bakınız cümlede. Yüklem dışında fiil veya fiilimsi göremiyorum. O halde bu cümle yapısı bakımından basit bir cümledir. Yani tek yüklemli bir cümledir. Seçeneklerde basit yapılı, yani tek yüklemli bir cümle arayacağım. A seçeneği doğru cevabım olamaz çünkü burada bir fiilimsi var yanmayınca. B seçeneği doğru cevap olabilir mi bakalım. Sinek kuşudur yüklem. Yüklem dışında fiil veya fiilimsi var burada. Evet, bakınız uzun olan fiilimsi var. O halde bu cümle de yapısı bakımından birleşik bir cümledir. Bunu da eledik. C seçeneği görülür yüklem. Yüklem dışında bakınız fiil veya fiilimsi yok. Bunların hiçbiri fiil veya fiilimsi değil. O zaman bu cümlede tek yüklem var. Yüklem dışında fiil veya fiilimsi yok. Dolayısıyla doğru cevabımız o zaman C seçeneği oldu. C basit yapılı bir cümledir. Aynen bize verilen cümlede olduğu gibi. Beşinci soru, hangisi söylenemez diyor. Bir numaralı cümle fiilimsi bulunan cümledir. Yani birleşik yapılı bir cümledir. Bakalım. Deri kat kat hücrelerden oluşan çok ilginç bir organdır. Organdır yüklem. Yüklem dışında bakınız burada bir
fiilimsi var. Yüklem dışında fiilimsi olduğu için bu cümle içinde fiilimsi olan bir cümledir. Bu doğru. Bunu eledik. İkinci cümle için ne deniyor? İkincide bağlaçla bağlanmış cümleler vardır. Bakalım. Bakınız, yeni deri hücreleri en alt tabakada büyümeye başlar bir cümle. Yaşlı hücreleri yavaş yavaş derinin yüzeyine doğru iter diğer cümle. Arada bakınız V bağlacı var. O zaman bu cümle bağlaçla bağlanan cümledir. B seçeneğini eledik. Üçüncü cümle birden çok yüklemli cümledir. Birden çok yüklemli cümlenin diğer adı sıralı cümledir. Sıralı olması için iki tane cümle olacak ve bu cümleler birbirinden virgülle ayrılacak. Ancak üçüncü cümleye baktığımızda bu itilen hücreler yaşlandıkça ölmeye başlar. Başlar burada bir tane yüklem var. Yüklem dışında fiilimsi var. O zaman 3 numaralı cümle birden çok yüklemli değil, birleşik yapılı bir cümledir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Hangisinde özne ortak öge olarak kullanılmıştır? Sıralı cümlelerde özellikle ve bağlı cümlelerde cümleler bazı ögeleri ortak kullanabiliyordu. Burada bizden istenen öznenin ortak olduğu cümle. A seçeneğinde vardı yüklem, olan ne vardı? Otobüs, özne. İlk cümlenin öznesi otobüs, ikinci cümlenin öznesi çalışıyordu. Çalışan kim? Usta, özne. Yani burada özneler farklı, ortak değil. İkinci seçeneğe baktığımızda B seçeneğine iyilik yaparım. Kim? Ben. Bu cümlenin gizli öznesi. Mutlu eder. Mutlu eden ne? Bu. Bu da bu cümlenin öznesi. Yani iki cümlenin öznesi de farklı. Bunu da eledik. Yol kat ettim. Kim yol kat etti? Ben. Bu cümlenin öznesi. Yer kalmadı. Kalmayan ne? Gezmediğim yer, özne. Yani özneler yine farklı. C seçeneğini de eledik. D seçeneğine bakıyorum. Açtılar yüklem. Açan kim? Annem ve babam. Özne. Kocaman bir kutuyla içeriye girdiler. İçeri giren kim? Yine annem ve babam. Yani annem ve babam açtılar. Annem ve babam içeriye girdiler. Bu özne ortak olarak kullanılmış. O yüzden doğru cevap D seçeneği. Yedinci soru. Hangileri birden çok yüklemli cümledir? Birden çok yüklemli cümlenin sıralı cümle olduğunu daha önce söyledik. İki cümle olacak ve bu cümleler birbirinden virgülle ayrılacak. Bir numaralı cümlede, bakın şuraya kadar bir cümle, ısınmış yüklem. Devamı da yine başlamıştı bir yüklem daha, iki cümle var. Bu iki cümle virgülle ayrılmış, bu cümle sıralı bir cümledir. Yani birden çok yüklemli cümledir. Bir numaralı cümleyi aldık. İkinci cümleye bakıyorum. Bu yalancı bahar uzun sürmemiş. Bakınız burası bir cümle. Aniden yağan dolu tarlaları alt üst etmişti. Burası da bir cümle. Bu iki cümle noktalı virgülle ayrılmış. Bu da sıralı bir cümledir. Yani birden çok yüklemli bir cümledir. O zaman 1 ve 2 numaralı cümleler birden çok yüklemli cümlelerdir ve sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. 8. soru, hangisinin içinde başka bir cümle vardır? İç içe bileşik cümleden bahsediliyor. İç içe birleşik cümle. Bileşik cümlenin bir çeşidiydi bu. Genellikle söz aktarımı olan cümlelerde oluyordu. Seçeneklere baktığımda D seçeneğini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sorunun doğru cevabı D. Neden? Dedi yüklem. Diyen kim? Uzun boylu çocuk. Özne. Bakınız ne dedi? Bence harekete geçmenin zamanı geldi dedi. Bu da nesnedir. Ve burada bakın bir iç cümle var. Söz aktarımı olan bir iç cümle. Bu iç cümle temel cümlenin nesnesi olmuş. Buna iç içe bileşik cümle diyorduk. O yüzden sorunun doğru cevabı D seçeneği. 9. soru, hangisi söylenemez diye sormuş yine. Birinci cümle fiilimsi bulunan cümledir. Yani birleşik cümle demek bu, fiilimsi bulunan cümle. Biri yüklem olacak ve yüklem dışında fiilimsiler olacak. Bakalım, şu sıralar kar ve buzdan yapılmış heykellerden oluşan sergiler ziyaretçilerini bekliyor. Bekliyor yüklem. Bir tane yüklem var. Yüklem dışında bakınız burada yapılmış fiilimsi var, oluşan fiilimsi var. O zaman bu içinde fiilimsi bulunan bir cümledir. Yani A seçeneği doğrudur. B'ye bakalım. İkinci cümle birden çok yüklemli cümledir. Bu da sıralı cümle demekti, birden çok yüklemli cümle. Sıralı cümle olması için de en az iki cümle ve bu cümleler birbirinden virgülle ayrılacak. Bakalım. Kanada, Rusya, İsveç, Belçika gibi kışın çok soğuk geçtiği birçok ülkede buz festivalleri yapılıyor. Bakınız burada bir tane yüklem var. Yüklem, başka bir yüklem yok. Yani bir tane cümle var. Dolayısıyla
bu cümlenin birden çok yüklemli cümle olması mümkün değil. En az iki cümle gerekiyor bize sıralı cümle olması için. Bir yüklem var ve yüklem dışında bakınız burada fiilimsi var. Bu cümle birleşik yapılı bir cümledir. O yüzden B seçeneğindeki ifade yanlıştır ve sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 10. soru, belirtili nesne ortak olarak kullanılacak. Sıralı ve bağlı cümlelerde bazı ögelerin ortak kullanıldığını söylemiştik. A seçeneğinde telefonu bıraktı. İkinci cümlede nesne yok zaten. Ortak olarak da kullanmamış. Bakınız B seçeneğinde aldı yüklem, neyi aldı? En sevdiği kitabı. Neyi sorusunun cevabı nesnedir, belirtili nesne. İkinci kısmın yüklemi okudu. Neyi okudu? En sevdiği kitabı, nesne. Nesne ortak kullanılmış. En sevdiği kitabı aldı, en sevdiği kitabı okudu. Bu nesne iki yükleme de uyum sağlıyor demek ki ortak kullanılmış. O yüzden sorunun doğru cevabı B seçeneği. 11. Hangileri fiilimsi bulunan cümledir? Fiilimsi bulunan cümle birleşik cümleydi. Yine bunu daha önce ifade ettik. Bir yüklem olacak, yüklem dışında fiilimsi olacak ama bir tane yüklem olacak sadece. Mesela bir numaralı cümlede yükselir yüklem ama yüklem dışında fiil veya fiilimsi yok. O zaman bir numaralı cümle birleşik olamaz. İkinci cümle, sahile paralel uzanan bu dağlar kilometrelerce alanı kaplamaktadır. Kaplamaktadır yüklem, bir tane yüklem var. Bakınız yüklem dışında fiilimsi var burada. O zaman bu birleşik yapılı bir cümledir. Yani fiilimsi bulunan bir cümledir. İki numaralı cümleyi aldık. Üçüncü cümle, ayrıca bu dağlar eteklerinde sakladığı tarihi ve doğal güzellikler bakımından bölgenin en nadide köşelerindendir. En nadide köşelerindendir yüklem. Yüklemin dışında sakladığı var bakın burada. Fiilimsi, bir yüklem var. Yüklem dışında fiilimsi var. O zaman bu cümlede fiilimsi bulunan cümledir. Yani birleşik yapılı bir cümledir. O zaman 2 ve 3 numaralı cümleler birleşik yapılı cümlelerdir ve sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. 12. soru, hangisi söylenemez diye sormuş bu cümlelerle ilgili. Birinci cümlenin içinde başka bir cümle vardır. İç içe birleşik cümleden bahsediyor. Söz aktarımı olması lazım. Su buharı soğuk bir yüzeyle karşılaşınca su haline gelir. Bakınız burada bir tane yüklem var, gelir. Ama bu yüklemin dışında içeride başka bir yüklem, başka bir cümle yok. O zaman birinci cümlenin içinde başka bir cümle vardır ifadesi bir numaralı cümleyle ilgili yanlış bir ifadedir ve sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.